Burada laf çok. Evet, burada laf çok devam ediyor. CNN Türk ekranlarındayız. İki değerli konuğum var. Üç değerli konuğum vardı. Oktay'ı sete gönderdik. Nuri'nin setine gitti Oktay Kaynarca. Helin Avşar ve Sami ile birlikte devam ediyoruz. Helin, dizide hakikaten oynayacak mısın? Bu konuda çok fazla soru geliyor. Çok fazla dizi var ya. Bir tanesini seni adapte edin. Ya yani Abram bence... abla girmiyor mu araya? Yok. Ya ben demin onu şakasına söyledim. Zaten bana da geliyor bu teklifler. Fakat... Mesela çok dizi böyle mesela şey olduğum bir teklif gelmedi açıkçası. Dizi izliyor musun? Dizi Türk dizilerini Türk mi? Türk dizileri tabii. Ya yabancı dizi izliyorsan onu da söyleyebilirsin. Yani. Çok fazla takip edemiyorum. Bazen gerçekten çok fazla ama mesela eğer isim verebilirsem Muhteşem Yüzyıl'ı çok beğeniyordum. Muhteşem Yüzyıl'ı. Ben de. Onu, evet, onu seyrediyorum. Öyle bir yani. Geçer Zaman ki. Öyle mesela, bir Geçer Zaman. Finali yıkılıyordu evet, ya. O da. Müthiş. Çok iyi oyuncular var. Mete ile oynamak var orada. Yani şöyle bir şey var şimdi tabii işin şakası bu. Her işi de bilerek yapmak lazım. Yani ilk önce benim bir oyunculuğumu tartmam lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben yani bin yıldır ablanın kardeşsin. O şey yapmadı mı? Tartmadı mı senin oyunculuğunu? Ben sürekli setlerde büyüdüm ama yani o bir şey fark ettim mi? Orada iyi oyunculuk yapamazsanız. Yine de ne bileyim hani bir gün bir pullu payetli bir elbise giyip ablanın karşısına geçip abla bak ben nasıl oynayacağım? Ben sana işte Kral Lear'dan bir şey söyleyeyim. Benim en çok utandığım kişi ablamdır. O Allah yüzden de benim hiçbir zaman... işte o katıldığım şarkı yarışmasına, şimdi de dans yarışmasına dur, katılacağım. Dur geleceğim şimdi. Mesela gelmesini ve izlemelerini istemem. Çünkü çok utanıyorum. Yani çok utanıyorum derken çok çekiniyorum. Anladım. Hülya Avşar'dan dayak yedin mi hiç? Yedim. İki kere yedim. Manşet budur abi. İki kere yedin. Bir niçin, iki niçin? Birincisinde çok geç eve döndüm. Çok geçin kaçtı çok mesela? Çok geç. Sabah altta mı oldu? Bir sürü şey onu olmuştu. Onu geçtirmiyoruz ki sabahleyin dönmüşsün eve. Sabah gelmişsin. Bayağı bir erken gelmişsin sen canım. Sabah altıda eve mi gelinir? Ya Allah Allah. Evet. O da beni kapıda karşılamıştı. Nasıl böyle ağzını burnunu kırarak mı dövdü? Gecelikle. Yoksa? Yani rezil olmuştum. Benim de arkadaşlarımı bırakmıştı. Bu hikayeyi de anlatmıştık daha önce çok. İkincisinde de bir araba kazası gibi bir şey geçirdim ama... Geçmiş olsun. Olmaması gerekiyor tabii ki o yüzden. Olmaması gerektiği için mi dayak yedin? Yani başka şeyler var onun için. Bayağı bildiğin saçını başını yoluyor mu yoksa böyle tatlı tatlı tokatla mı bitiriyor işi? Diye falan de. Allah aşkına eli ağır mıdır? Maşallah valla eli bayağı ağır. Hiç tavsiye etmez. Direkt nereye çalışıyor? Direkt şurata mı direkt çalışıyor? Kroşe giriyor. Kroşe çalışıyor. Yani direkt Osmanlı tokatını yapıştırıyor. Anladım. Ağladın mı? Ağlamadım, çok sinirlendim. Hemen oradan olay yerini fark ettim diyorsun. Ben de bir şeyler kırdım o anda ki sinirim geçsin diye. Öyle ama evet. Olur böyle şeyler ya. Tamam peki. Manşetlere dönüyoruz. Şu ana kadar çok soru sorduk. Çok da yanıt aldık. Bildiğin yani. Evet, Helin Avşar kaldı aramızda. Helin Avşar, kuaförüme teşekkürler, saçımın rengini tutturdu demiş manşetinde. Serpil ismi de benim var. Sami Levi demiş ki saç konusunda bayanlar gibi hassasım öyle oramı buramı kesme. Babacım ne olur sen de artık şey ayar verme bana ne olur sen de akşamları makasla odama girip saçımı kesmeye kalkışma dedi. Ondan sonra fırlamaydım çapkındım duruldum. Ne oldu onu bilmiyoruz ayrıntıları vermedi yani dalga ne oldu da duruldu bunlardan vazgeçti bilemiyorum. Karşıma biri çıkınca evlenebilirim. O birini arıyor Sami yani bunu da açıklıkta söyledi. 12 şarkımın hepsi benim canım ciğerim. Bir tanesini bile ayırmam Mesut abicim diye. Hakikaten samimi bir şey. Doğru. Ve annemler bana Sami der. Bu kadar da net yani. Beni sevenler bana Sami der. Kıyafetiniz kendi dizaynınız mı? Bunu soruyorlar. Yok değil. Değil mi? Artık dizayn yapmıyorum zaten. Ayakkabılarınız çok haşinmiş. Değil. O konuda da çok şey düşman ayağa bakar. Bir telefon bağlantımız var. Bir telefon bağlantımız var. Altta da alt yazı çok sevdim. Flash flash flash. Hülya Avşar'dan iki kere dayak yedim. Allah üçüncüyü vermesin. Üç olunca fena oldu. Telefon diyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim. Samet Kartal bizi arıyor. Antalya'dan arıyor. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar Mesut Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Sorunuzu aldım. Ben Sami Bey'e bir soru sormak istiyorum da. Tamam. Sami'deyiz. Bağladık. Yıllardır kendisini çok beğenerek dinliyorum. Şarkıları çok güzel. Tarzı mükemmel. Kendini Eurovision'da görüyorum. Yani Eurovision için bence mükemmel bir aday da. O soruyu sormak istiyorum. Bravo. Oradan devam edelim. Hakikaten ben teşekkür ediyorum Samet sorun için. Samet'e iyi geceler diliyoruz.
Elim biz onu düşünüyor musun? Şimdi bak senin dansın var abicim. Senin sahnen var. Senin sesin de var. Gidiyoruz yani. Yani giderim. Niye gitmeyeyim ya? Gelmedi mi hiç şey teklif? Ya Seferat'layken gidiyor gibi oluyorduk. Sonunda bilmiyorum artık belki arkadaki politik şeyler nasıl oldu bilmiyorum da. Hı hı. Doğan Müzik'teyken. Hı hı. Hani son böyle bayağı bir dedikodular yükselmişti de. Şey değildi. Yani niye olmasın ya? Giderim yani. Keyifli de olur abi. Yani müziğimizi tanıtırım bir şekilde. Bu da keyifli. Sen böyle 9-8'liklerle gidersen var ya alırız başımızı. Bence de niye gitmiyoruz 9-8'i hiç? Evet, 9-8'de niye gitmiyoruz diyor Sami ve haklı bir Sami'ye. Buradan Eurovision şeyi bekliyoruz. Dünyada biliyorsunuz çok olmayan bir ritim. Bir tek Türkiye ve Balkanlarda falan olması lazım. Yani 9-8 çok aksak ve çok olağanüstü bir ritim. Hepsinin ağzı açık bizi izler ama bilmiyorum ya. Okey. Vallahi... Yani... Bunu bir deneyelim dedik ve not aldık. Evet, Sami'ye teklifi bekliyoruz. Sami'ye teklif derken sana teklif geldi, Acun'un teklifi ve kabul ettin. Şimdi evet. Abla, kız kardeş Acun'dasınız. Acun'da. Evet. Ama biriniz jüri, biriniz yarışmacı. Ne olacak? Orada o başka bir yarışmada jüri. Tamam, eyvallah. Dans mı bu? Bu dans. İnşallah başarıyla tamamlayacağım. Daha önce dans ettin mi? Küçükken böyle yapmıştım bir bayağı bir süre ama bayağı eski. Bayağı. Şipagat açıyor musun? Şipagat açıyorum. Şu anda açamıyorum. Şimdi açmasın zaten. Yani burada açsa biz de yani tamam iyi olur ama değil, yani bizim için iyi olur. Yani dansla ilgim sadece o kadardı. Dansla ilgili budur diyorsun. Ama tabii orada her hafta eğitileceğiz. Peki. Niye? İnşallah. Şey var mı? Arkadan ben burada kafaya oynarım diye bir iddiam var mı? Ya insanlar bir yarışmaya girdikten sonra o iddia muhakkak oluyor değil mi? Sen de girdin. Ben yaptım evet. Hani evet eğleniyorum diye katılıyorum diyen her kimseye inanmıyorum. Hı hı. Muhakkak ki herkes iddialı zaten yarışmazsa oluyor. Başarılı olamaz bence. Eğlenecek adam kim, evlenecek adam kim senin için? Eğlenilecek. Adam kim, evlenilecek adam kim? Zor bir soru valla. Konuşabildiğin, anlaşabildiğin, bir şeyleri paylaşabildiğin. Evlenilecek adam. Eğlenilecek adam nasıl bir şey ya? Hiç düşünmedim. Çok yerlerde kaldı zaten. Evet yani öyle bir şey yok. Peki. Helin Avşar ve Sami ve Oktay Kaynarca konuğumuzdu. Ufuk Ağcay'ı da az önce kaybettik. Kendisi kafa üstü yere çakıldı. Şimdi gecenin en heyecanlı yerine geliyoruz. Kankişler bölümü. Kankişlerimle fotoğraf çektirdim. Ve ilk fotoğraf bakınız geliyor. Kimmiş ilk kankişim? Helin Avşar ve ben. Aradığın prens ben olabilir miyim diye sormuşum eline. Bayağı da bir iştahlı sormuşum. Elin ama bayağı bir iştahsız yanıtlamış. Kalsın almayayım demiş. Teşekkür ediyoruz eline bu samimiyeti için. Evet, sıradaki kankişimiz ise daha farklı bir fotoğrafla karşımıza çıkacak. Sami. Oğlum bir daha göbek falan atma. Sami samimiyette. Olur abi demiş. Ben bayağı şey gibi, senin hayranın gibi. Ya canım. Mesut abi bir fotoğraf ama alabilir. Kankişlerim ya. Bunların hepsi benim kankişlerim. Peki Sami'nin final şeyini, son şarkısını en azından role koyun da çocuğa ayıp olmasın. Ve son kankişimiz geliyor. Kaş göz yapma lan fotoğraf çektirirken diyor. Yok abi tikim var benim diyerek de Oktay Kaynarca'ya kankişler pozunu vermişim. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten keyifli bir geceydi. Pazartesi sendromunu üzerimizden atmaya çalıştık. Sami'nin keyifli bir şarkısıyla bitirelim mi? Hadi bitirelim. Nasıl olsa 30 saniye sonra alacaklar senden tamam yayını. Abi. Bari bir ayağa kalkmış ol. Verin Sami'nin şarkısını. Efendim iyi akşamlar. Burada Laf Çok yarın akşam 23.30 itibariyle bomba gibi konuklarıyla sizlerle birlikte olacak. O zamana kadar... Hadi.